bir gün bir çocuk, eve de gelmiş kimse yok. Açmış bakmış dolabı, şeker de sanmış ilacı. Yemiş yemiş bitirmiş, akşama sanki başlamış. Günaydın, kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Vallahi kafa üstü düşmüş bir adam için oldukça iyi sayılırım doktor bey. Kubilay Yılmaz, 38 yaşında, evinin balkonundan düşmüş. Fizik muayenede sol frontoparietal bölgede laserasyon mevcut. Ama nörolojik muayenede sağ kolda firiz parazi var. Ben söyledim tamirciyi çağıralım diye. İlla ben düzeltirim anteni diye tutturdum. 4 metre yükseklikten düştü. Neyse ki kafam düşmenin şiddetini azaltacak kadar kalınmış. Gülerken başınız mı acıyor? Bir gün, evet, bir gün bu kötü bir şey. Çocuk eve de gelmiş kimse yok. Açmış gözlerinizle parmağımı takip edin lütfen. Dolabı, şekerde sanmış ilacı. Yemiş yemiş bitirmiş. Akşama sanmış. Hocanızın biraz sessizliğe ihtiyacı olabilir. Babacığım. Çocukları kafeteryaya... Hayır kalsınlar doktor bey. Ben hayatımdan memnunum. Onlar buradayken ben kendimi daha iyi hissediyorum. Peki o zaman. Hastanın 4 tüpü alındıktan sonra beyin tomografisi çekilsin. Kemik pencereyi de bastırmayı unutmayın. Geçmiş olsun. Sağ ol. Levent Bey, Kubilay Bey'in tomografi sonuçları. Evet, bir bakalım. Kendinizi yormamalısınız. Bir sorun mu var doktor bey? Yalnız konuşabilir miyiz? Lütfen söyleyin, kötü bir şey mi oldu? Eşiniz düştüğünde beyninde akut subdural hematom dediğimiz beyin zarı ve beyin dokusu arasında kanama oluşmuş. O ne demek anne? Doktor amca ne diyor? Çocuklar, birlikte biraz gezelim mi? Ne dersiniz? Hem belki birer çikolatalı süt içeriz ha? Hadi. Gidin bakalım. Ama yaramazlık yapıp doktor ablanızı üzmeyin, tamam mı? Tamam, söz. Hadi. Ben gezmeye gel. Gidiyorum. Gel, şu oyuncağı bırakayım. Gel. Beni de bekleyin. Yavaş. Bu ne anlama geliyor doktor bey? 1 santim kalınlığında bir kanama var. Beynin konuşmayı ve motor kontrolü yöneten kısmının hemen üstünde. Ameliyat riskli. Ama kanama büyümeden önce ameliyat etmeliyiz. Peki bu ne kadar ciddi bir durum doktor bey? Oldukça. Kanama büyüyüp de beyine bası yapmaya başladığında hayatınız tehlikeye girebilir. Solunum merkezi hasar görebilir. Sizi vakit kaybetmeden ameliyata alacağız. Geçmiş olsun. Sağ olun. Doktor bey. Ameliyattan sonra kocam iyi olacak değil mi? Elimizden geleni yapacağız. O portakal suyu. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Hadi o zaman oturalım. Hadi oturalım. Annelik provası mı yapıyorsun prenses? Başkalarının çocuklarına bakmak daha güvenli. Neden öyle olsun? Sen çocuk sahibi olmak istemiyor musun? Baksana, sana nasıl da yakışır annelik. Önce çocuğunu doğurmayı isteyeceğim bir adamla karşılaşmalıyım. Yani çocuğumun babası olacak kadar güvenebileceğim biriyle.
Güzel miymiş? Hı? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.